Zamanının en kanlı seri katili. Osmanlı Devleti'nin en zorlu baş belası. Karşınızda Kasımpaşa canavarı Veli Santos. Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 21 cinayeti olan, üstelik bunların 13 tanesi polis olmak üzere İstanbul'un işgal yıllarında Osmanlı Emniyetine mektuplar göndererek hepinizin kanını içeceğim diye korku salan Osmanlı Devleti'nin ilk seri katili Veli Santos'u inceleyeceğiz. Asıl ismi Hristo Anastiadis Veli de Ahilli olan bu bebek yüzlü seri katil 1898 yılında Beyoğlu Papaz Köprüsü'nde dünyaya gelmiştir. Kendisi Rum kökenli olup sadist, gaddar ve kişilik bozukluklarıyla tanınan Veli Santos büyük bir polis düşmanıydı. Ailenin babası olan Ahilya, oğlu Veli Santos daha 12 yaşındayken Atina'ya gitmiş ve kendisinden bir daha asla haber alınamamıştır. Ailenin annesi olan Enronuhin ise Beyoğlu Peremeci sokakta bir genelevi patronuydu. Hristo'nun bir de ablası vardı. Çocukluğundan beri suç dünyasının içinde yetişen Veli Santos, abisi Koço ile birlikte tramvaylarda yolcuların para çantalarını kapıp kaçarlardı. Bazen de annesinin işlettiği genel eve gelen erkekleri dövüp paralarını çalardı. Ve evet, aradan birkaç yıl zaman geçmiştir. Hristo artık 21 yaşındadır. Veli Santos, yaşı ilerledikçe insanları korkutarak zorla paralarını ellerinden almaya da başlar. Ünü arttıkça da Zafiri, Fantoma Mehmet, Harito, Makarnacı Niko ve Demirci Andon gibi ünlü haydutlar onun etrafında toplanır. Ve böylece Veli Santos çetesi denilen bir çete kurarlar. Çete, Tatavla, yani şimdiki Kurtuluş, Beyoğlu, Papaz Köprü, Dolapdere, Sinanköy, Bülbülderesi semtlerinde soygun, gasp, yan kesicilik ve karmanyola gibi suçlara başlar. Ancak ilerleyen dönemlerde işin içine cinayet de karışır. İlk cinayetleri Boğazkesen semtindeki bir muhallebici olan Recep Efendi'yi öldürmek olur. Süt almak bahanesiyle dükkanına girdikleri 65 yaşındaki bu adamcağız, Veli Santos, Fantoma Mehmet ve Makarnacı Niko tarafından öldürülür. Ancak bu olaydan sonra yakalanmaları uzun sürmez ve mahkemelerine müteakip 15 yıl kürek cezasına çarptırılırlar. Lakin hapis hayatları da uzun sürmez. Zira yataklarının altında bir tünel kazarak hapisten kaçarlar. Hapisten kaçtıktan sonra Veli Santos kendisini İtilaf Devletleri'nin, özellikle de İngilizlerin kollarına atar. O hapisteyken İstanbul İtilaf Devletleri'nce işgal edilmiş ve o hapisten kaçtıktan sonra özellikle İngilizler hesabına çalışan bir casus olduğu için bir nevi dokunulmazlık elde etmiştir. Polis aslında Veli Santos ve çetesinin peşindedir. Ama Hristo
bazen İngilizlerin korumacılığında, bazen de Rum ve Ermenilerin korumacılığında bir türlü yakayı ele vermemektedir. Dahası, Hrisantos ve çetesi artık sadece hırsızlık, soygunculuk, gasp gibi suçlar işlemiyor. Artık seri bir Türk polisi öldürme işine de başlamış oluyorlardı. Arkadaşlar, yüzyıllarca şu adamın kanı pahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedin. Yerine yine istibdadı ikame etmek üzere İstanbul'da Florence'in yıldızı... İlk polis cinayetleri Taksim Polis Merkezi'nde görevli Mehmet Efendi adlı bir polisi öldürmek olur. Mehmet Efendi, sokak ortasında tecavüze uğramak üzere olan Madame Despina isimli bir Rum kadını kurtarayım derken, Hrisantos ve arkadaşları tarafından katledilir. Ve bu tecavüz olayının büyük ihtimalle tezgah olduğu düşünülüyor. İşin içine polis cinayeti girince polisler daha da canla başla Hrisantos'un peşine düşerler. Ama gel gör ki peşlerine düşen Fahri adındaki bir komiser ve yanındaki 3 polis memuru Hrisantos'u avlayayım derken tuzağa düştüler ve komiser Fahri Bey de öldürüldü. Bu olaydan 3 ay sonra Taksim Polis Merkezi'nde görevli komiser muavini Hüsnü Bey ve polis memuru Ali Bey'i de öldürdü Hrisantos ve çetesi. Polis artık hırs yapmıştı. Ama hırslandıkça kayıp vermeye de devam ediyordu. Nitekim Hrisantos ve çetesini yakalamak için gönderilen bir grup içindeki Dolapdere Polis Merkezi polisi İbrahim Hrisantos'la karşı karşıya kalmış. Ancak silahını daha önce ateşleyen Hrisantos, memur İbrahim'i kafasından vurarak öldürmüştü. Türk polisini öldürmek, çete için artık sıradan bir hadise haline gelmişti. Bu, son cinayetin ardından Hrisantos'un yakalanması İstanbul polisi için vazifeden çok artık bir namus meselesi haline almıştı. Hrisantos'u ölü veya diri yakalamaya and içen İstanbul polislerinden birkaçı da pehlivan lakaplı komiser Mehmet Efendi ve memurlardan Hacı Şükrü Osman ve Beşiktaşlı Rüştü Efendilerdi. Bu 4 kişilik ekip başta Hrisantos olmak üzere çetenin diğer elemanlarını yakalamak için sıkı bir takip harekatına girişmişlerdi. Yaklaşık 3 hafta süren bu takibin ardından ekip nihayet çete elemanlarıyla Dolapdere'de karşılaşmış, ancak iki taraf arasında yapılan çarpışma neticesinde çetenin hiçbir elemanı yakalanmadığı gibi polis memurlarından Osman Efendi de şehit düşmüştü. Arkadaşlarının Hrisantos çetesi tarafından birer birer şehit edilmesi İstanbul polisinin içindeki intikam ateşini iyice alevlendirmiş. Hrisantos ve adamlarının takibine hız verilmişti. Bundan sonraki aşamada Hrisantos çetesinin yavaş yavaş çökertilmesi başlar. Çeteden Zafir adlı Haydut 2. Şube Müdür Şumavini Faik Bey tarafından Kalyoncu Kolluğu denilen bir yerde bir muhallebici dükkanının önünde kıstırıldı. Çıkan çatışmada Faik Bey göğsünden yaralansa da Zafir'inin üzerine 6 kurşun boşaltarak onu gebertti. 7 Ocak 1920'de çete elemanlarının en azılısı olan Harito, iki sivil polis olan Ali Rıza ve Ahmet Vefik Efendiler tarafından yine Kalyoncu Kolluğu denilen yerde sıkıştırdı. Üzerinde 3 tabanca bulunan Harito, yapılan çatışma sonucu Ali Rıza Bey tarafından başından vurularak gebertildi. Hrisantos,
adamlarının öldürüldüğünü görünce kılık ve kimlik değiştirerek kendisini doktor yani olarak tanıtsa da polis peşindeydi. Ama bir türlü yakalayamıyordu. Hatta Hrisantos ve çete elemanlarından demirci Andon, Ziba sokakta bir evde içki içip eğlendikten sonra dışarı çıkarken polis memuru Necati ve bekçi Sabri Efendi ile karşılaşmışlar ve onları öldürmüşlerdi. Bu olaydan sonra cesaretlenen çete yeniden soygunlara başladı ve Mihail adlı bir sarrafı soymaya karar verdi. Nitekim sarraf soyulurken polis olaya müdahale etti ve çıkan çatışmada Mihail Efendi ile iki kardeşi ölse de çete elemanlarından Makarnacı Niko da yakalandı. Niko yakalandıktan sonra çete ve faaliyetleri hakkında oldukça önemli bilgiler verdi. Bu bilgiler çerçevesinde polis çete elemanlarından Fantoma Mehmet'i de Bülbül Deresi'nde yakaladı. Hemen peşinden demirci Andon, Galata'da bir evde kıstırıldı. Silahlı çatışmada Andon kolundan yaralanarak yakalandı. Ama maalesef polis memurlarından Sait Efendi şehit düşmüştü. Hrisantos artık yalnız kalmıştı. Onun için yapılacak tek bir şey vardı. O da Yunanistan'a kaçmak. İngilizlerin yardımıyla, sahte pasaportla ve sevgilisi Eftimya ile birlikte Yunanistan'a kaçtı ve Pire şehrine yerleşti. Hrisantos, Pire'de İstanbul'dakinin aksine oldukça sakin bir hayat yaşamaya başladı. Pire'de bir meyhane işletiyordu sevgilisiyle. Ama bir gün bir Yunan jandarması sevgilisine asılınca bu sefer de o Yunan jandarmasını öldürdü. Velhasıl kelam Yunanistan'la da başı derde girmişti. Ve Yunanistan'da ona kol kanat gelecek ne bir Rum vardı ne de bir İngiliz. Bir müddet Yunanistan'da kaçak yaşadı. O kaçak yaşarken hiç tanımadığı bu topraklara asla alışamayan sevgilisi Eftimya bu fırsattan faydalanarak İstanbul'a kaçtı. Bu arada Hrisantos'a da tekrar İstanbul'a dönmek daha mantıklı geldi. Ayrıca sevgilisi de İstanbul'a kaçmıştı. Yine sahte pasaportla İstanbul'a geldi. Hrisantos İstanbul'a geldikten sonra Nobar isimli bir Ermeni haydutla işbirliğine başladı. Ancak polis çok fena takipteydi Nobar'ı. Nitekim 6 Eylül 1920'de Nobar'ın evi içinde Hrisantos da varken kuşatıldı. Ama her iki haydut da çatışmaya rağmen kaçmayı başardılar. 1 Eylül günü Eftimya'nın babası meyhaneci Brava, Dolapdere polis merkezine gelerek Hrisantos'un İstanbul'a geldiğini, kendisinin ve kızının hayatının tehlikede olduğunu söyledikten sonra asıl bombayı patlattı. Hrisantos, yaralı olarak Tatavla, Direkçibaşı sokağında balıkçı Agaton'un evinde kalıyor dedi. Yani bir gün önceki çatışmada yaralanmıştı. Polis, o güne kadar 13'ü polis, toplam 21 kişinin katili olan bu Hrisantos'u yakalamak için derhal harekete geçti ve ev kuşatıldı. Kuşatmaya gidenler arasında Komiser Tahsin Bey ve Komiser Muharrem Alkor da vardı. Yapılan görev bölümüne göre kuşatmayı tam olarak Komiser Muavini Cafer Tayyar Bey ve polisler yapacaktı. Tahsin Bey ve Muharrem Alkor Bey de çatışma çıkarsa camdan içeri dalıp Hrisantos'u öldüreceklerdi. Planın bir parçasını da önceden ayarladıkları balıkçı Agaton'a vermişlerdi. O da Hrisantos'un başında bekleyecek, onun ilaçlarını almasını ve uyumasını sağladıktan sonra silahlarını alıp silahsız bırakacaktı onu. Lakin plan istenildiği gibi yürümedi. Bir gözü açık uyuyan Hrisantos
yanlışlıkla yapılan ufak bir gürültü sonucu uyanıp hemen silahına davranınca Tahsin Bey pencereden içeriye daldı. Hrisantos bunu beklemiyordu. Tam silahını Tahsin Bey'e doğrultmuştu ki hemen arkasından odaya dalan komiser yardımcısı Muharrem Alkor'un toplu tabancası sadece 6 kurşun alabiliyordu. Silahındaki tüm kurşunları Hrisantos'un üzerine saydırdı. Ve evet. Osmanlı Devleti'nin ilk seri katili 23 yaşında yaptığı kötü eylemler doğrultusunda polis memuru Muharrem Alkor tarafından öldürülmüştü. Yaşanan bu tarihi kriminal olay Türk halkı tarafından pek bilinmese de Türk tarihinin acı bir katliam olayı olarak tarihte yerini almıştır.